Çocuklarımızı spora çekmek, özellikle enerjilerini sporda harcamak isteyen çocuklar, işte herhangi olaylara karşın, kavgaya karşın çocukları spor ile kanalize etmek ve bu amaçla da bir kulüp kurduk. Kulübümüzde 4000'e yakın bir sporcu oldu. Sporcu lisansımız var büyük bir sayı olarak ve bu sporcularımızdan bölge, Türkiye, Avrupa, uluslararası ve dünya şampiyonları çıkardık. İslam da bu sporcularımızdan biri. Yanımıza geldiği zaman, yani ona ulaştığımız zaman okulu bırakmıştı. Tavsiyeler verdik. Kendisi de bizi kırmadı. Geldi, spora geldi ve tekrardan okuluna başladı. Okul müdürü onu geri aldı. Ve okula başladıktan sonra çok iyi bir zirve çıkış yaptı. Türkiye şampiyonalarında finaller attı ve finaller attıktan sonra milli takım adına Avrupa Şampiyonası'na gitme hak kazandı. İnşallah burada da şampiyon olur. Zaten hedefi beden eğitimi öğretmeni olmak. Onlara da imkan veriliyor. Direkt beden eğitimi öğretmenliğine gidiyorlar. Ve biz İslam gibi okulu bırakan sporculara, çocuklarımıza ulaşıp bunları spora kanalize edip topluma kazandırmaya çalışıyoruz. Yani sporu bir araç olarak kullanıyoruz. Sporcumuz İslam 4 Nisan'da Antalya'da yapılacak olan Avrupa Kickbox açık turnuvasına girecek ve buna hak kazandı. Geçen yıl 2018 Kasım ayında final oynamıştı. Türkiye Şampiyonası'nda final oynamıştı ve sporcumuzu çok iyi çalıştırıyoruz. Buradan çıktıktan sonra Dünya Şampiyonası için hazırlayacağız ve onun gibi şu an bu yıl 7 tane milli takıma sporcu yetiştirdik. Çok büyük bir sayı. 7 sporcumuz da Dünya, Avrupa, Balkan yarışlarına gidecek. Ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyorum. Spora başlamadan önce okuldan hatırlamıştım. Kavgacı bir insandım. Spora hevesim vardı. Milli takım antrenörü Sinan Anlar hocamla tanıştım. Ailemle konuştu. Beni spora kazandırdı. Ve ona şampiyonluk sözü verdim. Birçok şampiyonlukla getirdim. Okulda kavgacı arkadaşlarımla onları spora kazandırdım. Bu yıl Nisan 4 ile 7 arasında yapılacak olan Antalya Avrupa Kupası'na milli takım formasını giymeye kazandım.